Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar mı tablet mi sorusuna bir yanıt vermeye çalışacağız. Malum okullar açılıyor. Uzun süren bir tatil sürecinin ardından okullarımız Eylül'ün ikinci haftası itibariyle yani ikinci haftasının başında pazartesi günü artık açılmış olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar okullarda öğrencilerin genel olarak ödevlerini yapmak için ya da projelerini yapmak için bir bilgisayara ya da bir tablete ihtiyacı olabiliyor. Hatta birkaç sene öncesinde patlak veren pandemide arkadaşlar birçok şey için bilgisayar ya da tablete ihtiyaç duyduk biz. Yani bu sadece ödevle sınırlı bir şey değildi. O dönemde derslere girebilmek için bile öğrencilerin tablete ihtiyacı vardı. Peki önümüzdeki süreçte öğrenciler dersleri için yani daha doğrusu bir okul için tablet mi yoksa bilgisayar mı almalı? Öncelikli olarak şunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki her şey ihtiyaca orantılı bir şekilde değişecektir. Yani burada düz bir lise öğrencisiyle örneğin meslek lisesinde okuyan hatta grafik tasarım tarzı bir bölümde okuyan bir inşaat bölümünde okuyan öğrencinin gereksinimleri farklı. Burada şunu ayırt etmek gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde bazı bölümler var ki bu bölümlerde bilgisayar şart. Yani o bölümü okuyan insanın evinde bilgisayarın olması mutlaka ve mutlaka çok önemli. Neden? Çünkü bu öğrenciler ödevlerini bile bilgisayar üzerinden yapıyorlar. Yani bunun başka bir yolu yok. Zaten bu öğrenciler kendilerine daha doğrusu ihtiyaçları olan bilgisayarı bir şekilde seçeceklerdir. Ki burada da önemli olan şey okuyacağı bölümde kullanacağı programlar, kullanacağı uygulamalar arkadaşlar. Örneğin Photoshop gibi ya da biraz daha ileri gidelim Premiere gibi programlar, bir çıktı alan programlar bildiğiniz gibi ekran kartını falan zorluyorlar. Dolayısıyla bu öğrencilerin ekran kartı iyi olan bir bilgisayar almaları gerekiyor. Fakat biz bu videomuzda bu tarz öğrencilerden ziyade örneğin bir ilkokul, bir ortaokul seviyesindeki ya da düz liseye giden bir öğrencinin ihtiyacı acaba tablet midir, bilgisayar mıdır sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bu noktadan baktığımızda normal bir ortaokul, ilkokul ya da düz lise öğrencisinin ihtiyacı aslında tabletle de giderilebilir diyebiliriz. Neden? Çünkü piyasa ortalamalarına baktığımız zaman tablet fiyatları genel olarak en iyisini bile alsanız hani burada iPad'leri bir kenara koyuyorum. Çünkü iPad'ler artık arkadaşlar hani profesyonel ihtiyaçlara göre üretilen tabletler kategorisine girmeye başladı. Ne de Apple Pencil vesaire işte çizim yapıyorlar falan Photoshop üzerinde resimler gösteriyorlar. Yani artık o biraz daha tableti profesyonel sınıfına kaydırdı Apple. Biz burada daha çok piyasadaki Android tabletlerden bahsediyoruz ki burada 10.000 liraya gerçekten çok iyi tabletler satın alabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bir öğrenci okul için neye ihtiyaç duyar? Belki bir Word belgesi yazmak, belki bir internetten araştırma yapmak, belki bir yapay zeka ile ilgili, yapay zekaya sorular sorarak bir proje ödevi hazırlama vesaire gibi şeylerden faydalanabilir. Bunların hepsini tabletlerle yapmak mümkün. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey, günümüzde arkadaşlar klavyeli tabletler var. Bu tabletlerden satın aldığınız takdirde Word ve benzeri uygulamalarda yazıları da çok rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Yani sizi bilgisayar gibi destekleyebiliyor. Öbür tarafta baktığımızda ise bilgisayar fiyatları tablet fiyatlarına göre biraz daha uçuk. Yani şöyle bir eli yüzü düzgün bir cihaz alayım dediğiniz zaman arkadaşlar en az bir 20-25 bin Türk lirasını gözden çıkarmanız gerekiyor. Burada eli yüzü düzgün cihazdan kastımız da şu. Yani şarjı hemen bitmesin. Beni gün içinde idare etsin. Uygulamalarımı açabileyim. Çok ağır olmayan programları çalıştırabileyim vesaire. Yoksa burada güçlü oyuncu bilgisayarlarından zaten bahsetmiyoruz arkadaşlar ki bu bilgisayarları almaya kalktığınızda cebinizden bir 30-35 bin Türk lirası çıkması gerekiyor. Dolayısıyla burada ekonomik denge tarafında baktığımızda 7.000-8.000 bandına alabileceğiniz bir tabletle 15-16.000 Türk lirası bandına alabileceğiniz bilgisayarlar sizin için aynı işlevi, aynı görevi bir noktada görecektir. Eğer çocuğunuz, kardeşiniz ya da kendiniz için tablet mi, bilgisayar mı sorusu arasında kaldıysanız ve dediğim gibi hani ilkokul, ortaokul, lise gibi düz lise burada kastımız yani meslek lisesi vesaire değil. Bir sınıf seviyesindeyseniz sizin için tablet ekonomik açıdan daha iyi olabilir. Tabii şunu diyebilirsiniz ya benim ekonomik durumum iyi. Ben tablet yerine bilgisayar almak istiyorum. Tabii ki her zaman bilgisayar arkadaşlar tablete göre sizlere daha fazla şeyler sunacaktır. Bunu da dipnot olarak sizlere belirtmiş olalım. Evet bu videomuzda tablet mi bilgisayar mı sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.